Adnan hemen yarın konuşalım diyor. Yarın gelsin konuşalım diyormuş. Olur. Aferin Bihter'e. Umduğumdan çabuk yaptırıyor isteklerini. Köşke çağırıyor herhalde değil mi? Holding'e gitmez bunun için. Tabii tabii buraya. Sen de gel yüzünü göreyim. Gelirim. Esas haberi bilmiyorsun. Behlül'ü gönderdim. Tasını tarağını topladı gitti. İnanmıyorum. Sen mi istedin? Kendi kaşındı diyelim. Aldım intikamı. Nihal. Nihal. Ne yapıyorsun burada? Tamam canım, görüşürüz yarın. Çok öptüm. Hiç. Hava alıyordum. Baba, Behlül Bihter Hanım yüzünden mi gitti? Bihter Hanım mı oldu yine? Cevap ver, onun yüzünden mi gitti? Peyker'le konuşuyordum, söyledim Nihat'ın işini. Çok sevindiler. Öyle mi? Yarın gelecek. Ne oldu? Behlül'ün konusu bir süre daha sürecek gibi görünüyor. Benim yüzümden huzursuzluk çıkmasını üzülüyorum. İstersen ara çağır geri. Hayır, olmaz. Sana herhangi bir iş önerecek değil herhalde. İyi bir pozisyon olur nasılsa. İnan umurumda değil. Bir an önce bir başlayayım yeter. Aklını başına topla. Büyük düşün. Bihter işsiz eniştesine iş istemiş durumunda kalmasın. Göster kendini. Sizi utandırmam. Merak etmeyin Firdevs Hanım. Sen babana karşı eline geçen fırsatı düşün önce. Ne kadar başarılı olursan o kadar yükselirsin. Adnan Bey de o kadar arkanda olur. Bu fırsatı iyi değerlendir. Elimden geleni yapacağım. Ben de çok hırslandım artık. Göreceğiz. Adnancığım, Cemilelerle konuşacağım demiştin hani. İlk günden kadın evin patronu kesildi. Çok ayıp. Ama haksız mıyım? Nihal. Sizinle bir kere daha konuşmak istedim. Çünkü düşündükçe böyle bir olay bizim evimizde, bizim aramızda niye yaşandı diye düşünüyorum. İkinizi de çocukluğunuzdan beri tanıyorum. Hiç üzmedik birbirimizi bugüne kadar. Yalan konusunda ne kadar hassas olduğumuzu biliyorsunuz değil mi Cemile? Nihal'le ne cezalar aldınızdı çocukken. Ama artık büyüdünüz. Böyle bir şeyi çocukluk olarak kabul edemem.
yalan, iftira, büyük hastalıklar. Bizim ailemize yakışmayan çok kötü alışkanlıklar. Bir şey mi istediniz efendim? Hayır, baktım sadece. Şimdi Cemile, gerçekten ne olduğunu senden dinlemek istiyorum. Yerde gördüm. Bulduğum anda getirdim. Beşir küpenin kaybolduğunu söyleyene kadar haberim bile yoktu. Ben de yatayım Şahiste abla. Bence Bihter Hanım için çok erken karar veriyorsun. Behlül de gerçekten ne konuştuğunu bilmiyor bazen. Belki yine... Babam gelsin doğru dürüst konuşacağım. Nihal, istersen bu gece üstüne gitme. Baban kolay kolay Behlül'ün gitmesine izin vermezdi. Demek ki onu çok kızdıracak bir şey yaptı. Onu mu, Bihter Hanım'ı mı? Adnan Bey etki altında kalmaz. Kardeşiyle konuşmalarını duydum. Behlül gittiği için zafer kazanmış gibiydi. Behlül'ü yolladım, intikamını aldım falan dedi. Aralarında başka türlü bir anlaşmazlık vardır, onu söylüyordur. Peyker Behlül'ün kız arkadaşıydı, kışın daha. Üzmüştür kızı, ondan. Peyker üzüldüyse kendi alsaymış intikamını. Bihter'e ne oluyor? Ne oluyor, daha devam edecektik. Yorgunum, bu gece bu kadar. Tamam abi. Yakalayamadım abi. Şifreni gir abi. Ne oldu? Bir daha deneyim bakalım. Hay Allah. Tüh ya. Manyetiğim mi bozuldu yine? Yine mi olmadı? Allah Allah. Tamam, ben hallederim. Thank you.